2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarpmanın ne anlama geldiğini birlikte düşünelim. Bir önceki videoda bunu nasıl hesaplayabileceğimizi görmüştük. Eşittir diyorduk. Önce payları çarpıyorduk. 2 çarpı 4. Sonra da paydaları çarpıyoruz. 3 çarpı 5. Böylece pay 8 ve payda 15 olacak. Bu kesir olabilecek en sade halinde 8 ve 15'in birden başka ortak bölenleri yok. Cevabımız 8 bölü 15. Bu işlemi görsel olarak iki farklı şekilde canlandırabiliriz. Şimdi dikdörtgen bir çubuk çizelim. Rahat görebilmemiz için oldukça büyük çizelim. Bunun önce 2 bölü 3'ünü alacağım. Daha sonra da 2 bölü 3'lük kısmın 4 bölü 5'ini bulacağım. Evet, çubuğumuz burada. Şimdi bunu 3 eşit parçaya ayıralım. Bu parçaların her birisi 3'te 1. Bir. 2 bölü 3'lük kısmı tarayalım. Yani bu bölümlerden 1 bölü 3'lük bölümlerden 2 tanesini. Evet, 2 bölü 3'lük kısmı bulduk. Şimdi bu taralı kısmın, bu taradığımız kısmın 4 bölü 5'ini nasıl bulacağız? Bu bölümlerden her birisine, her bir tanesini 5 eşit bölüme ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sonuncu bölümü de 5'e ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu taralı alanın 5'te 4'ünü almak istiyoruz. Çubuğun toplamında kaç tane bölümümüz var? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani bu küçük bölümlerin her birisi, her bir tanesi çubuğun 15'te birini ya da 1 bölü 15'ini temsil ediyor. 15 nereden gelmişti? Burada 3'e bölünüyordu. Daha sonra da bu 3'te birlik bölümlerin her birisini 5'e böldük. Yani 3'ün 5 katı kadar 15 tane bölümü oldu. Şimdi buradaki taralı alanın 5'te 4'ünü bulmak istiyoruz. Taralı alanda 10 tane 1 bölü 5'lik bölüm var. 10 tane 1 bölü 5. Taralı alan neye eşitti? 2 bölü 3'e eşitti. Biz eğer bunun 4 bölü 5'ini almak istiyorsak, bu bölümdeki 10 bölümün, 10 küçük bölümün 8 tanesini almalıyız. 8 tanesini alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 bölümden 8 tanesini aldık. 8 bölü 15 oldu. Tabii bunu başka bir şekilde de düşünebilirdik. 1 bölü 5'lik parçalarla başlayabilirdik. O zaman önce bütün çubuğumuzu tekrar çizelim ve çizdiğimiz çubuğu bunu 5 eşit parçaya bölelim. Evet, çizimim çok iyi sayılmaz ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'e böldük. 4 bölü 5'ini tarayacağız. Yani 5 eşit parçadan 4 tanesini. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu taradığımız alanın 2 bölü 3'ünü bulmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? 5'te birlik bu bölümlerin her birisini 3 eşit parçaya ayıralım. Bunu yaptığımızda yine 15'te birlik parçalar elde edeceğiz. Yapalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etti yine. Şimdi bunun 2 bölü 3'ünü bulacağız. Dikkat edin bütün çubuğun üçte ikisini değil, sadece sarı ile taralı, sarıya taradığımız alanın 2 bölü 3'ünü alacağız. Sarı ile taralı olan alan 4 bölü 5. Bunun 2 bölü 3'ünü bulacağız. Sarı renkli alanda kaç tane parça var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 eşit parçası olan bir şeyin 2 bölü 3 tanesini alacağız. Yani 12 parçadan 8 tanesini alacağız. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15'te birlik parçalardan 8 tanesini aldık. 15'te birlik parçalardan 15'te birlik parçalardan 8 tanesini aldık. Cevap yine 8 bölü 15. Yine aynı sonuca ulaştık. Önce 2 bölü 3'ün 4 bölü 5'ini bulduk. Daha sonra 4 bölü 5'in 2 bölü 3'ünü bulduk. Cevap değişmiyor. 8 bölü 15.